Arkadaşlar, bomba bir sürprizim var. Kız arkadaşım şimdi beni dışarıda bekliyor. İki tane de polis arkadaşımı ayarladım. Çıkar çıkmaz beni tutuklayacaklar. O da ne oldu dediğinde tek suçum seni sevmek diyeceğim. Tatta. Bir dakika. Beni kim çekecek? Pardon. Kız arkadaşıma bir evlilik teklifi hazırladım da. Beni telefonla çekebilir misiniz acaba? Hanımefendi, pardon. Şöyle oturalım mı biraz? Pardon, bana mı asılıyorsunuz? Olay var. Benden destek alın lütfen, olur mu? Bırakır mısınız beyefendi? Lütfen, bu ne cesaret ya? Hanımefendi, bırakamam. Bakın 15 saniye sonra dengenizi kaybedeceksiniz ve düşeceksiniz. Benden destek almanızda fayda var, lütfen. Ey Allah'ım, deli midir nedir, çattık. Bırakır mısın kardeşim kolumu? Bir bırak. Rica ederim, dinleyin beni. Doktorum ben. Hadi ya doktor. Ne doktoru, böyle aşk doktoru esprisi falan mı yapacaksın sen şimdi de? Beyefendi, rica ediyorum hanımefendiyi rahatsız etmeyelim. Memur bey, bakın doktorum ben, ne yaptığımı biliyorum, lütfen. Memur bey, biz aramızda hallediyoruz, boş ver. Hanımefendi, 5 saniyeniz kaldı, lütfen. Dolmadı mı daha süre? Doldu. Hemen acil yardım ekibini çağırın, hadi hadi. Baksana ya, adam olayın hepsini işletmiş. 20. izleyişim. Bak şimdi Ali Hoca'ya bak. Bak bak bak, işte tam 15. saniyede kız yere yığılıyor. Ya Ali Hoca bunu nasıl biliyor ya? Kafayı yiyeceğim. Adam şimdiden efsane oldu ya. O her zaman öyleydi. Efendim? Yalnız benim anlamadığım, Ali Hoca alet kullanmadan kateter yerleştireceği yeri nasıl biliyor? Sen daha önce yapanı görmüş müydün? Bizim jenerasyonda pek kimsenin gördüğünü sanmıyorum. Çok eski ve zor bir yöntemdir. Monitörü biraz sol tarafa alın lütfen. Delireceğim, yetmeyecek fıttıracağım. Bu yeni gelen hoca tam bir yırtık don sendromu ya. Hastaneye bir geldi, 8 saat içinde 10 kişiyi paraladı, bir kişinin de beynini açtı. Kadın işini yapıyor oğlum, rahat bırak. Kadın işini yapıyor, yapıyor da Oğuz Hoca da beni fırçalıyor. Niye onsuz oluyormuş bütün bunlar, niye hiçbir şeyden haberi yokmuş? O şimdi burada mı ki? Az sonra evet. Ya kateteri yanlış yere yerleştirirse? Sus, aklından bile geçirme. Çok bir şey fark etmez. Hasta zaten geç geldiği için ölecek. Of Allah'ım ya. Siz en iyisi beni bayıltın, yarın kaldırın. Ne oldu yine? Ne olacak? Bela geliyorum demişti, şimdi kapıya in diyor. Sen gider yeni gelen birine ameliyathaneyi açarsan başına gelenleri de hak etmiş olursun Samu. Tabii. Sen onu acilde 10 kişiyi paralarken görmedin çünkü. O kızın göbek adı Bela. Aklınız varsa uzak durursunuz. Tanıyor musun sen? Ne yazık ki. Vallahi asistanlığınız yansın istemiyorsanız benim sözümü dinlersiniz. Yemin ederim stresten zayıflayacağım ya. Hayır, benim anlamadığım... Yani Selim Hoca böyle bela birine neden hastanede özel bir kontenjan açsın ki? Ameliyathan hazır mı? Hocam. Ne hocam? Hocam, ben sizi aradım ama hasta çoktan alındı ameliyata. Nasıl alındı? Benim haberim onayım olmadan kim ameliyat yapıyor? Bir de bir değil, iki ameliyat hocam. Helikopterle getirilen hastada Ali Hoca var. Diğer hastada da yeni cerrahımız Eylül Hoca var. Peki sen ne yapıyordun bu arada? Bana niye haber vermedin? Çekmiyordu hocam telefonunuz. Aradım ya seni, o zaman niye söylemedin? Onda da fırsat olmadı hocam. Acil hasta deyince kapattınız hemen. Çok özür dilerim ben. Özür dileme. Hata yapmamayı öğren. Özür. Peki hocam. Yeni cerrahı söyle, çıkar çıkmaz yanıma gelsin. Peki hocam.